Başlayalım. Değerli basın emekçileri, bizleri izleyen değerli yetişkinler, hakların öznesi olmaları için çabaladığımız, yüksek yararını gözeteceğimize söz verdiğimiz değerli çocuklar. Bu toplantıyı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle salgın döneminde cezaevlerinde artan çocuk hakkı ihlallerini görünür kılmak amacıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığımız başkanlığında oluşturduğumuz insan hakları çalışma grubumuzun değerli üyeleriyle birlikteyiz. İnsan hakları çalışma grubumuzda parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekilimiz, ve insan hakları alanında çalışma yürüten 3 avukat arkadaşımız yer almaktadır. Yaptıkları saha ziyaretleri, farklı illerde, farklı özgü alanlarında yaptıkları çalışmalar ve emekleri için kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Grubumuzun 15 değerli üyesiyle birlikte ülkemizin dört bir köşesinde hak ihlallerini yaşayan yurttaşlarımızın yanında yer almaya, duyurmaya çalıştıkları seslerini yükseltmeye, Anayasal güvence altındaki temel hak ve hürriyetlerin korunmasına yönelik politikalarımızı kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları Çalışma Grubumuz, Parti Tüzüğümüz, Programımız ve 37. Olağan Kurultayımızda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan tüm kurultay delegelerinin oy biriyle kabul ettiği 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ilk olarak çalışma grubu üyelerimizle birlikte Adalet Bakanlığı'na çocuk cezaevleri ve infaz kurumları, çocuk eğitim evlerini ziyaret için izin talebinde bulunduk. Ne yazık ki pandemi bahane edildi. Pek çok kurumda çocuklarla görüşmemiz sağlanamadı. Pek çok kurumu ziyaretimize onay da verilmedi. Bu konuda ta takibimiz devam edecek. Kapalı kurumlardaki çocuklar için gözlemlerimiz temas ve girişimlerimiz sürecektir. Değerli basın mensupları, ülkemizde 7 çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimi eğitim evi bulunmaktadır. Salgın sürecince birçok duruşma yapılamamış, infaz kurumları da ziyarete kısıtlanmış durumdadır. Bağımsız izleme ve denetim mekanizmaları çalıştırılmadığı için ne alanda çalışan çocuk hakları örgütleri ne de bizler COVID-19 salgını gerekçesiyle Kapalı kurumlarda neler yaşandığını, salgından çocukların nasıl etkilendiğini, hangi ihlallerin meydana geldiğini ne yazık ki öğrenmekte zorluk yaşıyoruz. Kapalı kurumlarda çocukların yaşadığı ihlallerden haberdar olamıyor, sorunların çözümüne katkı sunamıyoruz. Biz çocuk ceza infaz kurumlarında bulunan, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların sesini yükseltmek istiyoruz. Genel merkezimize ve insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığımıza ulaşan talep, yakınma ve başvurular, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yaptığımız ziyaretler sonucunda tespit ettiğimiz hak ihlallerini ve sorunlarını kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Tespitlerimiz ve ihlalleri şöyle sıralayabiliriz. Tutuklandıkları anda çocuklarımıza yeterli bilgi verilmediği, Tutukluluk süresince eğitimden yeterince yararlanamadıkları, su ve beslenmenin yetersiz olduğu, eğitim desteği alabilecekleri televizyon bulunmadığı ya da televizyonu kendilerinin alması gerektiği, okur yazar olmayan çocuklarımızın bulunduğu, zorunlu eğitime rağmen Kanunla ihtilafa düşmeden önce eğitim sistemine hiç dahil olmamış çocuklar bulunduğu, ülke çapında sınavlara katılım hakkında yeterli bilgilerin olmadığı ve bu nedenle de katılım olanaklarından yoksun kaldıkları, ailelerin yaşadığı illerden farklı yerlerde infazın yapılması nedeniyle sahip oldukları yasal görüş haklarını yeterince kullanamadıkları. Bazı kurumlarda çocuk doktorunun ve psikiyatristin bulunmadığı hükümlü olmalarına rağmen eğitim evine nakil yapılmama durumu ya da disiplin yaptırımı olarak kapalıya geri gönderilme durumu ceza olarak kullanıldığı görüşlerin ayda bir açık olmasına rağmen tamamen kaldırıldığı sayıların sayılarının e, kurumlardan kuruma değiştiği en fazla iki kapalı görüşe olanak sağlayan bazı kurumlar bulunduğu. Telefon hakkının artırıldığı, telefon haklarını haftada en az iki kez onar dakika kullandıkları ancak bu hakkı kullanmalarının ücretli olması nedeniyle telefon hakkını kullanamadıkları. Giysi giysi yardımı yapma konusunda Kızılay ile, ile geçerli bir protokol yaptıkları ancak Kızılay'ın bu protokol şartlarını yerine getirmediği, giysi yardımlarını kurumların inisiyatifiyle çözebildiklerini ifade etmişlerdir. 2011 yılında Adana Pozantı, 2012 yılında Ankara Sincan, 2013 yılında İzmir Şakran ve Antalya, 2014 yılında yine Ankara Sincan çocuk cezaevlerinde tutuklu çocuklara yönelik işkence, kötü muamele yapıldığı ve cinsel istismarda bulunduklarına ilişkin yakınmalar sonucunda yapılan incelemelerde ne yazık ki salların gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Pandemi dönemin bahane edilmeksizin bu özel alanlarda özel bir denetime ihtiyaç duyulmaktadır. Tespit ve görüşlerimiz doğrultusunda çocuklardan bulundukları kurumdan önceki kurumlarda kötü muameleye uğrama, kapalıya sevk tehdidi gibi hak ihlallerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çocukların ceza ve koşulları hakkında bilgi vermekten korktuğu, bu konuda infaz koruma memurları tarafından tehdit edildikleri ilişkin iddialar yer almaktadır oysa üstüne basa basa vurgulayalım. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 37. maddesi der ki: Hiçbir çocuk işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve cezaya tabi tutulmayacaktır. Çocukların alık alıkonulması başlı başına bir işkence ve kötü muamele olarak tanımlanmaktadır. Ne yazık ki iddiaya göre infaz koruma memurlarının canını yaktığı çocuklar şöyle demektedir. Tutanak tutuldu, hangi cezanın verildiğini bilmiyorum. Memurlar kamerasız bir yerde ve hücrede beni dövdü. Canımı yakan kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Cezaevinde ilk girişte memurlar beni soyunma odasında dövdü. Birisi başka birinin dolabını kurcaladığı için memur hepimizi copla dövdü. Buna benzer iki olay daha yaşadık. Kap nokta nokta kapalı cezaevinde kalırken bir gece uykum gelmedi. Kapalı memur beni uyanık gördü. Neden yatmadın diye darp etti ve beni uyumaya zorladı. Çocuk şube nezareti ve nokta nokta kapalı ceza infaz kurumunda çok defa darp edildim. Psikolojik baskı gördüm. Cezaevinde darp edildim. Sırtım morardı. 2 üç gün rahat yatamadım. Hücrede ve merdivende dövüldüm. Memurlar beni darp etti. Evet, bunlar çocuklarımızın bize ilettiği yakınmalardan birkaçı. Anayasamızın 41. maddesi der ki: Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklar için bir kez daha tekrar ediyorum. Anayasamızın 41. maddesi der ki: Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Umarım artık duyarlar. İnfaz korumadaki çocukların büyük bir kısmı yoksulluk içerisindedir. Pandemi öncesinde dahi kurum içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak için ailelerinden harçlık alamayan çocukların varlığı sabittir. Pandemi sürecinde işsizliğin ve yoksulluğun artmış olması kapalı kurumlardaki çocukların ailelerinden maddi destek görmelerini de güçleştirmiştir. Ailelerinden harçlık alamayan çocuklar infaz kurumlarında temiz içme suyu, ek gıda ve ek hijyen malzemelerine erişememektedirler. Bu çocuklara aynı nakdi yardım sağlanmalı, hijyen maddeleri, gıda ürünleri, temiz iç içme suyu da ücretsiz olarak tedarik edilmelidir. Türkiye'de ceza infaz kurumlarının Çocuk suçluluğunu önlemeye hizmet etmediği, kapatılma deneyimi olan çocuklarda suç işleme davranışının tekrar ettiği bilinmektedir. Kurum içinde çocukların tahliye sonrasında toplum içinde dönüşlerinin kalıcı ve olumlu sonuçlarının olması ve çocuğun topluma en iyi şekilde uyum sağlayabilmesi amaçlarına uygun hizmetler sunulmalı. İnceleme ve planlama süreçleri kapsamlı olarak ele alınmalıdır. Çocukların tahliye süreci özellikle eğitim psikolojik destek ve istihdam ayağında adım adım kurgulanmalıdır. Bu süreç hem tutuklu hem hükümlü çocuğu kapsamalıdır. Denetimli serbestlik hizmetleri çocuğun sadece yükümlülükleriyle değil hakları ile ilgili de bir programı hazırlayıp desteklenmelidir. İstihdamda tutuklu veya hükümlü çocuk kotası ile eğitim bursu imkanları yasal zemine kavuşturulmalıdır. Yargının yetişkinler için geçerli olan sistematik sorunları çocuklar için de geçerlidir. Yargılamaların tutuklu yapılması ve uzun tutukluluk süreleri çocuklar için eğitim hakkının gerçekleşmesini engellemekte ve çocukların uzun yıllar kaybetmesine neden olmaktadır. Üstelik Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya özgürlüklerinden yoksun bırakılması yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak önlem olarak düşünülüp uygun olabilecek en kısa sürede sınırlı tutulacaktır denmesine rağmen. <laughs> Cezalandırmaya dönen tutukluların son çare olması yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için de uyulması zorunlu bir evrensel kuraldır. Yargı reform çırıtkanlığı yapan AK Parti Genel Başkanı ile Adalet Bakanı'na çağrımızdır. Çocuğa özgü adalet sistemi oluşturulmalı. Çocuk değil cezaevleri kapatılmalı merkezi bütçede yeni cezaevi inşasına değil önleyici hizmetlere para ayrılmalı. Çocukların yargılanmaları neticesinde kapalı şehir dışında bulunan kampüslerde ya da yetişkin cezaevlerinde tahsil edilen bir koğuşta kalmaları değil sosyal hizmet mekanizması alternatif denetim yolları ile çocuğa özgü infaz sisteminin oluşturulmasına kaynak ayrılmalıdır. Tutuklama ve ceza ya da eğitim evinde infaz yerine alternatif olabilecek modeller geliştirilmesi zorunludur. Bu amaçla altyapı, kurum ve kuruluşların oluşturulması için adım atılmalıdır. Çocuğa özgü adalet sistemi eğitici, onarıcı, telafi edici Toplumsal barış ve danışmayı sağlayıcı programların hazırlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Kalıcı, etkin çözüm içeren programlar derhal hayata geçirilmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının, bağımsız araştırmacıların, meslek odalarının ve akademisyenlerin ulusal önleme mekanizmasına dahil edilerek veya kurumdan bağımsız izleme yapabilmelerine olanak sağlanmalıdır. Çocuk mahpusların yakınmalarını iletmeleri halinde işkence ve kötü muameleye maruz kalacaklarına ilişkin endişeleri dikkate alınarak bu endişeleri giderecek mekanizmalar kurulmalıdır. Hatırlatalım. Yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 37. maddesinde açıkça belirtildiği gibi Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranılmak zorundadır. Değerli basın mensupları, ulusal önleme mekanizması görevi olan, yani özgürlüğünden yoksun kişilerin kaldığı kurumlara, yani cezaevlerine düzenli ziyaret yapmayı yetkili kuruluş olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu TİEK'ten söz etmeden geçemeyeceğiz. TİHEK pandemi döneminde cezaevlerine hiçbir ziyaret gerçekleştirmediği gibi cezaevlerinden gelen hemen her başvuruya dayanaktan yoksun karar vererek ihlalleri görmezden gelmeye devam etmektedir. TİHEK resen inceleme ve yaptırım yetkisi olan bir kurum olmasına rağmen. Bugüne kadar binlerce kişinin cezaevinde yaşanan kötü muamele ve ayrımcılık nedeniyle başvuruda bulunmasına rağmen TİHEK neden harekete geçmiyor. Cezaevindeki çocuklar için neden tek kılını kıpırdatmıyor? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Çocuk haklarına dair sözleşmeye taraf olan devletlerden biri olan Türkiye'de çocuğun insan haklarını gözeten ve çocuğa özgü bir adalet sistemi içerisinde özgürlüğün kısıtlanması son çare olarak başvurulması gereken bir yaptırımdır. Kapalı kurumların doğaları gereği şiddet oluşumuna zemin hazırladıkları da gerek araştırmalarda Gerek iz bırakan deneyimlerle de mevcuttur. Çocuk Hakları Komitesi çocukların her türlü şiddetten korunma hakkına vurgu yapar. Bu doğrultuda henüz hakkında hüküm verilmemiş ve masumiyet karnesi altındaki çocukların da bulunduğu kapalı kurumların bağımsız izlemeye açık olması, çocuğa özgü adalet gerçekleştirilebilmesi için bir on, ön koşul ve gerekliliktir. Ceza hukukumuz suç ve yaptırımı esas alan yaş küçüklüğü de bazı usulü güvenceler ve infaz rejimindeki süre hesabıyla sınırlı bir bakış açısında sahiptir. Çocuk adalet sistemimiz taraf olunan uluslararası sözleşmelere, anayasamızda sağlanan güvencelere rağmen hala bu gibi eksikleri barındırmaktadır. Çocuğa özgü yargılamanın çocuk dostu yapılabilmesinin perspektifi zorunluluktur. Bu bağlamda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, 2016 yılından bu yana ısrarla vurguladığımız gibi çocuğun insan haklarına dayalı ulusal çocuk politikaları oluşturulmalıdır. Adalet Bakanlığı Stratejik planı gereği çocuk hakları ve insan hakları örgütleri ilişkilerini arttırmalı, hak ihlallerinin ve cezasızlığın önlenmesi konusunda politikalar belirlemelidir. Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu, sivil toplum örgütleri, bağımsız araştırmacılar, meslek odaları, akademisyenler ve çocuk görüşte, çocukların görüşleriyle oluşturulmalı ve yürürlüğe girmelidir. Pandemi sürecinde sınırlanan, sınırlanan ve tamamen kaldırılan avukat aile görüşleri, telefon hakkı, avlu ve ortak alan kullanımı, kurslar dahil olmak üzere eğitim hakkı gibi en temel haklar ilişkin kısamalar başta statüleri gereği çocuk mahpusları olmak üzere gerekli tedbirler alınarak ortadan kaldırılmalıdır. Değerli basın emekçileri, bizler izleyen değerli yetişkinler, hakların öznesi olmaları için çabaladığımız değerli çocuklar. Çocukların kapalı tutukları evlerde, kaldıkları kurumlarda, yaşamak zorunda bırakıldıkları sokaklarda, eğitim yerine bulundukları tarlalarda... Kadınlarda yaşadığı ihlalleri, ihmali, istismarın, şiddetin artmasına izin vermeden, geç olmadan harekete geçmek hepimizin ortak sorumluluğu ve zorunluluğumuzdur. Çocuklar bugünün hak özneleridir. Çocuklar için başka bir dünya mümkündür. Şiddetsiz, sömürüsüz, işkencesiz bir dünyayı gelin ortak akılla, evrensel ilkeler ışığında çocuklar için çocuklarla birlikte kuralım. kuralım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru sormak isteyen varsa sorulabilir. alabiliriz. Yoktur. Teşekkür ediyoruz.